سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا يعلم أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أمان أمتي من الغرق إذا ركب البحر أن يقول بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan ızam aleyhimü salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain, bil cümle ahirete itaat eden mü'mine mü'minat, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem اَمَا شَعَرْتَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَوَّجَنِي فِي الْجَنَّةِ مَرْيَمْ بِنْتْ عِمْرَانْ Evet. Bilmiyor musun sen? Sen bilmiyor musun diyor karşısındaki adama. Allah Celle Celaluhu beni, aziz ve celil olan Allah beni cennette İmran kızı Meryem'le evlendirdi. Evlendirecek. O benim cennette hanımım olacak. Meryem anamız biliyorsunuz evlenmedi hiç. Evlenmediği halde İsa Aleyhisselam'a hamile kaldı. Allah'ın bir mucizesidir bu. Allah hiç ana baba yokken Adem'i yarattı. Ondan Havva anamız yarattı. Meryem ana mevcut, baba yok. Neden yaratamasın? Ana baba yokken Adem'i yarattığına göre onu hayda hayda yaratır. Hiç şey yok, biz başımızın üstünde inanırız. İsa Aleyhisselam da kocasız dünyaya geldi de anasından Allah'ın oğlu olmaz. Neden? Lem yelit ve lem yulet. Allah doğmadı, doğrulmadı. Çocuk değil Allah. Yani Hristiyanların bu inancı Kur'an'a sakat uymaz. Baba oğlu, Allah oğul. Yo. Öyle olmaz. Allah bir tanedir. Doğmadı, doğrulmadı. İsa Aleyhisselam da Meryem oğludur. Allah'ın oğlu değildir. Kur'an hep böyle geçer. Ya İsa ibn-i Meryem, ey Meryem'in oğlu İsa. Hep böyledir hitaplar. İşte o Meryem anamızla, İmran kızı Meryem anamızla Allah beni cennette evlendirdi. Niye yüzevvicünü demiyor da zevveceni diyor? Garanti de onun için. Olacağı garanti olduğu için o kelimeyi kullanmış. Garanti, o benim hanımım orada cennette. Evet. Müminler de, cennete giren müminlerin de orada 80 küsur hanımı olacak. Huriler ayrı. Nikahlı hanımı 80 küsur. Kavga ederler. Orada kavga yok. Hiçbiri de diğerini görmeyecek. Öyle köşkler olacak ki herkese bir, her hanıma bir köşk. Hiçbirini görmeyecekler. Peygamberimiz öyle müjdeler veriyor. İnanmıyorsan cennete gittin de çağır beni, söyleyeyim sana, göstereyim. Ben inanıyorum. Allah Allah. O güzel Muhammed Aleyhisselam söylediğini kabul ediyorum, ben inanıyorum. Allah nasip etsin inşallah. Orada bu konuları açıklarız, anlatırız birbirimize. Meryem
İmran kızı Meryem benim cennette hanımım olacak. Ve Gülsüm uhtu Musa. Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi Gülsüm de benim hanımım olacak orada. Efendimiz öyle söylüyor. Ve imraatu ve imraatu Firavun. Firavun'un hanımı Asiye de, dikkat edin, Asiye. Asiye, Allah'a isyan eden demek. Asiye bu. Ayınla değil, Asiye. Türkçe'de ayıramıyoruz. Onun için kızlarınıza Asiye vermen. Ayırt edemiyoruz çünkü. Asiye dedin mi Allah'a isyan eden olur. Asiye diyemiyoruz. Asiye, Asiye. Ya yanlış oluyor yani. Evet. O Firavun'un hanımı Asiye de benim hanımım olacak. Orada diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette bu. Asiye anamızın çocuğu olmuyor. Firavun'un çocuğu olmuyor. Firavun Musa aleyhisselamı beslemiş adam. Tanrıyım ben diyor. Yatıp duruyor orada. Kahire'de piramidin içinde yatıyor. Gidip görebilirsiniz. Kel kafalı bir herif. Bacaksız. Çok zeki olduğu belli. Çünkü mumyalamışlar, çürümemiş duruyor. Kur'an'da bu da var. Seni kıyamete kadar insanlar ibret bırakacağız diyor. Onun için çürümüyor. Orada duruyor yani Kahire Müzesi'nde. Şimdi siyasi iktidarlar biliyorsunuz mücadelelerle yükseliyorlar oraya. Firavun da yani çok zeki. Rakiplerini hepsini ezmiş. Kral olmuş. Mısır krallarına Firavun deniyor. Kral olmuş ve zeki olduğu için kendine taptırmış milleti. Yakında öldü ya bir herif Kuzey Kore'de. Hepsi ağlıyor böyle. Hepsi cehennemlik. Ölünün arkasından bağıra çağıra ağlamak lanetli olmaktır. Onun için diyorum cehennemlik diye. Müslüman bile ölünün arkasından böyle yırtınırsa, dövünürse, yalan yapmadılar mı öyle? Bağırıyorlar, kendilerini yere atırıyorlar. Böyle yapan diyor, melundur diyor Peygamberimiz. Ben onun için cehennemlik diyorum. Siz de öyle bağıramazsınız, çağıramazsınız. Her şey Allah'ın kaderine göre cereyan eder. O kafiri Allah öldürdü. Takdir-i ilahi bu. Müslüman öldü. Takdir-i ilahi bu. Günü, sayı, dakikası belli. Ne fazla ertelenebilir, ne erken öldürülebilir bir adam. La yestahirune sa'aten ve la yestakdimun. Allah'ın takdirinde hangi saniye ölecekse orada ölür adam. Şu sınırda öldü. Daha yeni. Olaylar hep. Sen Müslümansan o adam o anda sınırda olmasa yine ölecekti. Evinde olsa yine ölecekti. Takdir budur. En önemli şey öldüğün anda durumun nasıl? Meyhanede ölen var. Kerhanede olan var. Kumarhanede ölen var. Evet. Oruçluyken namaz kılarken ölen de var değil mi? Allah akıbetimizi hayır eylesin. Efendim benim oğlum işte şu Kandil Dağı'nda öldü. Nasıl bağırıyor yırtıyor. Yo yo hanımefendi sen Ayşe'sin Fatma'sın yani Müslüman'sın. Allah'ın kaderine isyan edemezsin. Yüreğin acılı tamam da böyle dövünemezsin saçını başını yolamazsın. Bu işte o Kuzey Kore'dekilere benzemek olur. Lanetli olursun. Melun olursun. Bu benim kanaatim değil. Peygamberimiz söylüyor. Men niha yuazzeb bima niha aleyhi. Üstelik kendin lanetli oluyorsun. Öbür adamı da işkence yapıyorlar. Onunla ağladıkça. 15 gün herifi duman ettiler. Durmadan ağladılar ya herifi. 15 gün. Ben peygambere inanıyorum arkadaşım. 15 gün ağladıkça melekler onu azap etti. Eğer bir keramet sahibi adam olsaydık biz görürdük ne kadar bağırdığını etmen beni mahvediyorsunuz ağlaman diyordu adam ama duyan kim? Durmadan dövünüyorlar atıyorlar kendini. Bu mümine yaraşmaz. Bu iman sahibi olan kimsenin yapacağı iş değil. Bunu kafirler yapar. Karışmıyoruz biz. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yok da ben Müslümanlara sevdiğim için kardeşim
duyuruyorum böyle ayetler var diye arkadaş. Bir daha ölüm vukuunda ağlama demiyorum ama bağırıp çağırma, saçın başını yolma, feryat etme. Yanlış, yanlış. Şimdi bu Firavun taptırmış kendini Mısırlara. Şimdi Mısır'a biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam filmini seyrettiniz. Yusuf Aleyhisselam Allah'ın takdirine bak. Ölsün diye kuyu attılar, buldular, köle diye sattılar, adam şey oldu. Değil mi? Mısır aziz oldu. Ondan sonra da kardeşlerini getirdi Allah, babasını getirdi ve Beni İsrail, İsrailoğulları. Hepsi Mısır'a doldular, Mısır'a yerleştiler. Yusuf Aleyhisselam orada çünkü. Sonradan iktidarı bu dinsiz firavun ele geçirdi. İktidar müdaviliha. Bundan alır buna veririz diyor Allah. Bundan alır buna veririz. Onların kralından aldı iktidarı, bu adama verdi. Bu da ceborut bir adam, zeki bir adam, kendine taptırdı. Beni İsrail'e çok büyük işkenceler yaptırdı. O piramitleri onlara yaptırmış. Koca koca taşları nasıl çıkarttırdı? Ne zulalim adammış. Evet, gidip görebilirsiniz. Şimdi çocuğu olmuyor Firavun'un. O kadar mücadele vermiş, kral olmuş. Asiye Hanım'ız demiş ki, herif, adam, bu kadar mücadele verdin, çalıştın, kral oldun. Çocuğumuz olmuyor. Yarın öldüğün zaman demiş, yerine kimse kalmayacak. Senin düşmanların kral olacak. Evet. Bahçede, sarayın bahçesinde Nil Nehri akıyor. Gezerken bakmış bir sandık. Yanında kölesi var. Geziyorlar. Al onu demiş onu. Almış. Musa Aleyhisselam onun içinde. Anası doğurmuş. Aslında Firavun bütün rüya görmüş. O rüyaya binaen Beni İsrail'in, Yahudilerin bütün hamile kadınların çocuğunu düşüttürmüş. Sağ küçük çocukları kafasını kesmiş. 650 bin çocuk öldürmüş diyorlar tefsirlerde. O kadar zalim adammış. Çünkü rüyasında o Beni İsrail'den doğacak bir çocuk onun iktidarını elinden alıyor. Nasıl alır? İşte kestirmiş. O sırada da Musa Aleyhisselam doğmuş. Allah onun kalbine ilham etmiş ki anasına öldürme bunu demiş. Sandığın içine koy, Nil'e bırak, biz onu koruyacağız demiş. Sen demiş hiç telaşlanma. Koymuş sandığa, sandık Nil'den akarken giderken sarayın bahçesinde ağaca takılmış. Bu Asiye Hanım'ız da kölesiyle geziyoruz. Bir bakmış bir sandık, in aşağı demiş, al o sandığı. Bir bakmış Allah, kuzu gibi bir çocuk. Peygamber olacak çocuk, ne kadar güzel olur. Güzel bir çocuk. Çocuğu olmuyor ya, ana yüreği. Evet. Kimseye söylemeyeceksin bunu. Hemen aşık olmuş o çocuğu, sevmiş. Saraya getirmiş, Firavun'un haberi yok. Ondan sonra bunu söylüyor. Bak demiş, bu kadar mücadele ettin, kral oldun. Çocuğumuz olmuyor. Senin düşmanların seni ölünce yerine geçecekler. Hemen yazık değil mi? Ne yapalım diyor. Ben diyor bir çocuk buldum. Daha bir günlük çocuk. Onu bizim deriz. Çünkü bir günlük ya. Bizim deriz. Çocuğumuz oldu deriz. Oğlumuz oldu deriz. Kendi şeyimize göre yetiştiririz. Onu yerine kral yaparsın. Çok güzel diyor. Başlıyorlar şimdi. Çocuğu avut çekler. Çocuk durmuyor. Bir kan acıkmış çünkü. İlan ediyorlar ki kralın çocuğu oldu, oğlu oldu. Allah bayram ediyor millet ama çocuk durmuyor. Sağa sola adamlar gönderiyorlar. Ana buluyorlar. Süt emecek ana. Allah ona çocuğa ilham etmiş. Hiçbir kadını emme. Kendi anandan başka diye. Getirdikler kadınları reddediyor çocuk. Musa Aleyhisselam anası da yazık, ana şefkati. Kardeşini göndermiş, teyzesini. Ne yapacak acaba diye. Salıvermiş ama ciğeri yanıyor. Sonunda ne olacak?
O da sarayın kenarında dalaşıyormuş. Adamlar koşturuyorlar, telaşlı, bir türlü çocuk susmuyor. Niye telaşlısınız? Bizim kralın çocuğu oldu. Süt tatısı bulamıyoruz. Ben bulurum size demiş o süt tatısını. Aman demişler çabuk. Öz anasını getirmiş. Alın demiş size süt tatısı. Musa Aleyhisselam öbür memeleri reddediyor. Onu nasıl sağlamış? Corp 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 emmiş. Demişler sarayda kuş sütüyle besleyeceğiz. Seni orada yat kalk. Allah düşmanına besletiyor Musa Aleyhisselam'ı. Oo, kabadayı olmuş. Kabadayı olunca güçlü. Öldüren çocukların bütün gücünü Allah Musa Aleyhisselam verdiği için çok güçlü. Çarşıya çıkmış gezerken Beni İsrail'le vaat edeyim ya. Gıpti, Firavun Gıpti, kısa boylu, esmer, belli zaten. Siz esmer vatandaşları bilirsiniz. Müslümanlara bir şey dediğimiz yok. O zaman Gıptilerden söz ediyoruz biz. Evet. Bir Gıpti ile Beni İsrail'li şey etmiş. Kavga etmiş. Beni İsrail'li güçlü kuvvetli, Gıpti kısa bacaklı, kuru diri bir herif. Altına almış onu, çıkmış Beni İsrail'li üstüne. O alttaki sende insanlık yok mu demiş ya. Böyle şey olur mu? Evet. Musa Aleyhisselam ayrındayken öyle vuru vermiş göğsüne. Güçlü ya. Adam pat diye düşmüş ölmüş. Ayırmış kavgayı. Ertesi gün gezerken yine aynı adam. Kavga eden adam. Yine kurtar beni demiş. Ya dün de kavga ettin sen demiş. Ne kavgacısın? Bak demiş dün adam öldürdün söylerim ha demiş. Eğer müdahale etmezsen. Evet böyle olaylar var efendim. Musa Aleyhisselam'ın kardeşi, kız kardeşi Ümmü Kulsüm Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeysi hanımı Firavun'un bu asiye de işte Musa Aleyhisselam'a inanmış. Firavun'a inanmıyor karısı bile. Allah iman nasip etmiş söylemiyor. Sarayın berberi var. Kadın geliyor Firavun'un kızını şeyini işiyle tıraş ediyor. Asiye namazı tıraş ediyor filan. Tarağı düşmüş. Tarağı düşmüş. Firavun'un adını alması lazım. Tanrı ya Firavun. Bismillah diye almış tarağı yerden. Hemen duyulmuş bu. Şikayet etmişler Firavun'a. Bu Musa'ya inananlardan, Beni İsrail'den bu. Tek Tanrı'ya inananlardan. O yavarlı berber şeyin maşuta diyorlar ona. O kızcağızın da berber kızcağızın da çocuğu varmış. Kadının. Öldürecekler. Konuşan çocuklardan birisi o. Ağlamaya başlamış. Ağlama anacığım demiş. Cennete gideceğiz beraber. Konuşan çocuklar vardır. 6-7 kadar. O çocukların birisi o. Evet böyle. Bu Asiye anamız işte. Asiye. Dikkat edin. Asiye değil. Asiye. İnanmış mümindir. Ve de Peygamberimizin cennette hanımı olacaktır. Bu şeye göre, bu hadise göre. Evet. Gene Peygamberimizin bu hadisini Tabarani Ebu Umame el-Bahili'den keza Tabarani Sa'd ibn-i Cünade Hazretlerinden İnnallâhe zevvecene fil cenne Maryam bint İmran ve emrâtu Fir'an ve uht Musa şeklinde nakletmişler.